Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Yaşasın kumandan bir sahabe oğlu! 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 Kumandan canımız feda olsun kanımız! 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 Özgürlüğün yolu Salih bir sahabe oğlu! Özgürlüğün yolu Salih bir sahabe oğlu! Özgürlüğün yolu Salih bir sahabe oğlu! Hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. İşkenceci köpekler hesap verecek. Kamuoyuna, bugün burada AKP İl Başkanlığı önünde zalim emire karşı halk sözü söylemek için 14 kez toplanmış bulunmaktayız. Asıl açıklamamız Almanya Düsseldorf Türk Konsolosluğu önünde eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. 14 haftadır adalet talep ediyorum. Sayın Başbakan 14 hafta önce bir söz vermişti. Bu söz 28 Şubat Paşa darbesinin sembol ismi Salih Mirzabeyoğlu'nun özgürlüğüne kavuşturulmasını vaat ediyordu. Ve bugüne kadar tutulmadı. Bu durumda 28 Şubat AKP ile devam ettiğini düşünmeniz doğal değil midir? Sayın Mirzabeyoğlu 28 Şubat darbesi döneminin bir İngiliz yargısı tarafından idam cezasına çarptırılmış. Daha sonra idam cezasının kaldırılmasıyla ceza ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmiştir. Sayın Mirzabeyoğlu 14-16 yıldır cezaevindedir. Bunun 12 yılı AKP iktidarı dönemindedir. Peki Salih Mirzabeyoğlu niçin hedef seçilmişti? 28 kitabın yazarı, aynı zamanda bir sanatçı olan Sayın Mirzabeyoğlu'nun tek suçu özgürce beyan ettiği fikirleridir. 28 Şubat masa darbesi düşünmeyi, fikir üretmeyi suç kabul etmiştir. 28 Şubat karanlık odakları için en büyük suç düşünmektir. Parlamentoda temsil edilen AKP dahil bütün siyasi partilerin temsilcileri Mirzabeyoğlu davasının hukuksuzluk örneği olduğunu kabul etmektedir. O halde 28 Şubat AKP 28 Şubat Şubat'ın devam etmesi için özel bir irade sergilemiyorsa Sayın Mirzabeyoğlu neden cezaevindedir? Sayın Mirzabeyoğlu 28 Şubat NATO darbesinin bir fikri mahkemesinde idam cezası aldıktan sonra tiyatronun bittiğini ilan etmişti. Artık bu tiyatronun hukuken yok hükmünde olan ve 12 yıldır AKP eliyle uygulanan hukuk dışı sonuçları derhal kayıtsız ve şartsız ve zaman kaybetmeden sona erdirilmelidir. Adaletin ve hukukun ve ahlakın gereği budur. Bizler başta Mirzabeyoğlu davası olmak üzere Türkiye'deki bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların adaletsizlerin derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz. Büyük Anadolu Gençliği İnisiyatifi Güldeniz'de Elifler Platformu.
burada 14. kez basın açıklamamız sona ermiştir. 5 Aralık günü Metris Zaferi'ni kutlamak için İstanbul'dan bir otobüsle Bolufet cezaevine doğru yola çıkacağız. Konya'dan, Yozgat'tan, Maraş'tan ve diğer yerlerden gelecek gönüldaşlarla buluşup bu hukuksuzluğu bir an önce sona erdirmek için eylemlerimizi arttırarak devam edecektir. Buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Yine biz burada her hafta toplanmaya devam edeceğiz. Ta ki kumandan Salih Rüzgar'ın serbest bırakılana kadar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar, parti geçebiliriz.